Merhaba arkadaşlar. Hazreti Musa Aleyhisselam kendisine yapılan aşağılamalara kulak asmayıp mesajını tekrar tekrar farklı şekillerde ifade ede dursun, Firavun mevzunun ciddiyetini anlamaya başlamıştı. Karşısında dediği şeyleri kontrol edemediği biri vardı Musa Aleyhisselam. Fakat en azından dediklerini ve söylemlerini kontrol edebileceği generalleri, danışmanları, hizmetçileri hala etrafındaydı ve onlara dönerek Hazreti Musa'ya bir iftira atıverdi. قَالَ اِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذ۪ي اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ Firavun dedi ki, sözde size gönderilen bu Resulünüz düpedüz deli. Hakaret etmek işe yaramadı, görmezden gelme işe yaramadı, başkalarını korkutmak işe yaramadı. Şimdi yaptığı şu, madem Musa Aleyhisselam'ın söylediği şeyleri kontrol edemiyorum, bari onun hakkında söylenen şeyleri kontrol edeyim. Böyle bir gücü de var Firavun'un. Sonuçta sarayın en önemli odasında, taht odasında yaşananlar medyaya nasıl aktarılırsa insanlar tarafından da öyle bilinecek. Dolayısıyla herkesin ortasında alaycı bir şekilde deli, cin çarpmış manasında Mecnun diyor. Hazreti Musa bu sözler karşısında savunmaya geçebilirdi. Hani internette çokça görürüz. Gazeteciler veya dünyanın neresinde olursa olsun siyasiler arasında da çokça görürüz. Bu karşılıklı atışmaları, ağız bozmaları. Fakat şunu anlamamak için de çok safiyane, çok tertemiz bir insan olmak gerekir ancak. Biri size hoş olmayan bir isim takıyorsa yahut kışkırtıcı ifadeler kullanıyorsa çok sert bir reaksiyon göstermenizi isterler. Sosyal medyadan onlara günlerini bildirmenizi, ağzınızı bozmanızı, o kavgaya sizin de dahil olmanızı isterler. Fakat bunu yaparak ancak ve ancak onları beslersiniz. Unutmayın, orası onların ringi. O kavga ortamı onların ringi. Dolayısıyla kazanma şansınız yok. Cevap verdiğinizden onlar düştü elime. Adamı acayip üzmüşüm belli diyecekler. Onların sizin sözlerinizle üzüldüğünü falan da düşünmeyin. Onlar sizin sözlerinizi ancak ve ancak kendilerine başka argümanlar bulmak için kullanacaklar. Ve size daha da kışkırtıcı, daha ofansif şeylerle gelecekler ve siz de onlara bir daha cevap verecek olursanız çok daha kışkırtıcı şeylerle size karşılık verecek. Bunun bir sonu yok arkadaşlar. Onları beslemeyecek ve konuştukça batıracak şey onları görmezden gelmeniz. O zaman onlar açlıktan ölüp gidecekler. Düşün, bir ateş yanıyor. Sizin söylediğiniz her söz o ateşe bir odun daha, bir odun daha ekliyor. O ateşi beslemediğiniz zaman bir süre daha devam edip en son kendisini bitirecek ve sönüp gidecek. Veya bir sokak köpeği yanınıza gelip havlamaya başlasa, ona laf yetiştirmeye çalışsanız insanlar köpekte değil sizde bir sorun olduğunu düşünürler. Bakın bir video paylaşacağım sizlerle. Dileyenler daha sonra göz atabilirler. Linkini aşağı koyacağım. Oradaki kendisini aşağılayan birine vereceğiniz cevapların karşı tarafı nasıl beslediğini fark edeceksiniz. Ve eğer karşı tarafın sözlerini görmezden gelip güzel sözler söylerseniz nasıl bir sonuçla karşılaşabileceğinizi de izleyebilirsiniz. Hz. Musa Aleyhisselam Firavun'un kışkırtmalarına karşı bakalım ne demiş? قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ Musa Aleyhisselam dedi ki, o doğunun, batının ve bu ikisi arasında kalan her şeyin ve her yerin Rabbidir. Eğer aklınızı kullanırsanız bu gerçeği kavrayabilirsiniz. Hiçbir şekilde aldırış etmeden devam ediyor ve salondaki herkese bu tebliğini yeniliyor. Sürekli Rab, 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 Rab oradaki misyonunu kesinlikle ve kesinlikle unutmuyor. Ve her defasında bu tutum Firavun'un dengesini daha da bir bozuyor. En büyük ümidini elinden alıyor Musa Aleyhisselam. Nedir Firavun'un en büyük ümidi? Musa Aleyhisselam'ın odaklandığı bu mesajı unutması ve dikkatini ve enerjisini başka bir yere dağıtması. Yani Firavun'un kendisine ve sözlerine vermesi. Bakıyor ki Musa Aleyhisselam hiç oralı değil ve onun karşısında daha fazla madara olmaya izin veremez. Bu sefer elindeki en büyük kozu oynuyor. Yeryüzündeki bütün zalimlerin, tiranların, firavunların acizliklerini ve ezikliklerini ilan ettiği bir silah. قَالَ لَاِنِ اتَّخَذْتَ اِلَٰهًا غَيْرِي لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ Firavun, bak dedi, eğer benden başka bir ilah benimsersen seni zindanlara attırırım. Bu söz bir ülkenin adaletten ziyade bir insanın keyfine göre yönetilmesinin sonucu. Bir ülkede evinizden çıkıp bir yere giderken hiç polis görmemek o ülkede anarşi ve düzensizlik olduğunu göstermez. Aksine o ülkenin güvenlikle ilgili birçok meseleyi hallettiğini gösterir. Ama her köşe başında polisleri, askerleri, güvenlik görevlilerini gördüğünüz bir ülkede bir problem vardır. Adaletli yönetilmediği için insanları baskı altına almak zorunda kalırlar. O yüzden emniyet güçleri varlığını size hissettirir. Hz. Musa Aleyhisselam da Firavun'dan bu tehdidi alıyor. Yani konuşmaya devam ederse hapse atılacak. O zaman şöyle bir cevap veriyor. Kale evvelev ci'tuke bi şeyin mubin. Musa sordu. Tamam, beni hapse atacaksın ama sana apaçık bir şey getirmiş olsam da mı?
bana inanmayacaksın. Tamam, madem konuşmam yasak, o zaman gözlerinle göreceğin çok ilginç bir şey getirdim. Gördüğün zaman aklını başından alacak. Firavun kendi kendine diyor ki, vallahi açıkçası konuşup da insanların aklını daha fazla bulandıracağına ne gösteriyorsa göstersin razıyım. Yeter ki sussun. Belki o gösterdiği şeyde bir kusur yakalayıp onun sahtekar birisi olduğunu söylerim diye düşünür ve قَالَ فَأْتِ بِهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ السَّادِقِينَ Firavun, eğer doğru sözlüysen hadi bakalım o bahsettiğin şeyi getir de görelim dedi. Hadi bakalım şaşırt bizi. Peygambermiş. Tavır bu. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّب۪ينٌ Bunun üzerine Musa asasını yere bıraktı. Bir de ne görsünler? Her haliyle koskoca bir yılan. Bilmiyorum hiç başınıza geldi mi ama okulda, iş yerinde, bulunduğunuz odada ortaya küçücük bir fare bile çıksa, hususuyla hanımefendiler varsa ortamda, bağırmalar, çığlıklar, sandalyelerin üzerine çıkmalar, bu kocaman kobra piton karışımı yılanın salonu tam bir kaos ortamına çevirdiğini anlayabiliriz. Bu arada hangi filmdeki yılanın bu yılanı anımsattığını buldum. Harry Potter. Salon mahşer meydanı gibi, sen de orada bir hizmetçiydin unutma. Sen de şahit oluyorsun. Sonra Musa Aleyhisselam bir hamle daha yapıyor. وَنَزَعَ يَدَهُ فَاِذَا هِيَ بَيْطَاءُ لِلنَّاظِرِينَ Elini de koynundan çekti çıkardı. Bakanlara bembeyaz parlayan bir el oluverdi. İnsanlar şaşkın şaşkın birbirlerine bakıyorlar. Eline ne oldu öyle ya? Birdenbire bembeyaz kesildi. Gözler, kulaklar, korkular, duygular, ürkme. Hazreti Musa saraya resmen hakim oluyor bu iki mucizeyle. Bir tarafta yılan, bir tarafta beyaz el, müthiş bir sahne. Rabbim hepimize cenneti nasip etsin. İnşallah böyle bir sahneyi banttan canlı bir şekilde izlemek hepimize nasip olur. Harun Aleyhisselam da orada destek olmak için gelmiş. Bu arada bilmiyoruz, eğer Hazreti Musa abisine olacaklardan hiç bahsetmediyse onun için de büyük sürpriz. Kendisine o vazife biçilmiş. Yani kardeşine destek olacak. Arkandayım, konuş, ben destekçinim diyor. Sonra da bir bakıyor ki yılanlar, parlayan eller. Yani Hazreti Musa ciddi destekli gelmiş zaten. Sonra yılan tekrar asa şeklini alır. El eski haline döner. Firavun gördükleri karşısında olağanüstü hal ilan etmekten başka bir çare bulamaz. Fakat salondaki herkes olaya şahit oldu. Salonda düşük seviyeli insanlar da var. Hizmetçiler gibi işte yapraklarla Firavun'u yerleyen insanlar var veya bazı güvenlik görevlileri var. Bir de üst seviyede ileri gelenlerin olduğunu söyleyebiliriz. İşte bakanlar, emniyet amirleri ve danışmanlar gibi. Firavun için tabii ki önemli olan bu üst düzey insanların saflarını değiştirmemeleri. Ve o anda bir plan kuruyor. O insanları toplayıp onlara bazı şeyler söylüyor. Bu söylediği şeylere geçmeden önce size hayatınızda muhtemelen tecrübe ettiğiniz bir şeyden bahsetmek istiyorum. İngilizce'de abuse diye bir kavram var. Türkçe'de tek bir kelimeyle anlamını vermek zor ama sözlü veya fiziki taciz, işte suistimal etme, bir şeyi kötüye kullanma, acı çektirme gibi manalara geliyor. Ve bu tacizlerin ille de sözlü veya fiziksel olmasına gerek yok. Bazen bir insanın sizi görmezden gelmesi, sizi kale almaması ve sizi kendinize tamamen değersiz hissettirmesi de abuse kapsamına girebilir. Halbuki insanlar kendilerine değer verilmek ister. En azından yaptıkları işin karşılığında hak ettikleri saygıyı görmek isterler. Fakat bazen ilişkilerde, mesela bir baba oğul arasında, karı koca arasında, işte patron işçi arasında veya kardeşler, arkadaşlar, akrabalar arasında bu bahsettiğim türde bir istismar yaşanabilir. Sessiz kalmak şeklinde ve abuser dediğimiz insanların, yani bu görmezden gelip insanların ilgisini istismar eden kişilerin çok iyi yaptığı bir şey vardır. Onlardan bir takdir, bir onay almak için bekleyen insanlar bir şeylerin ters gittiğini anlayıp ya ne yapıyorum ben ya? Sırf birisi beni takdir edecek diye kendimi o insana kul köle ediyorum. Yapmadığım fedakarlık kalmıyor ama ben fedakarlık ettikçe, peşinden koştukça o benim bu halimi daha da bir istismar ediyor diye düşündüğü zaman bu zalim kişi elindeki kozu kullanır. Babaysa işte oğlunun sırtını sıvazlar. Kocaysa eşine işte çiçek alır. Nişanlılık dönemlerini hatırlatır. Veya kadınsa kocasına güzel bir jest hazırlar. Patronsa işçisini över, harçlık verir. Niçin? Sırf karşısındaki insanın kafasındaki o negatif duyguları sıfırlamak için ve takdir edilmek, göze girmek için bin bir takla atacak bu insanlara bu kadar ilgi kafi gelir. Hemen unuturlar aslında babasının veya eşinin veya patronunun iyi bir insan olduğunu ama hayat stresinden dolayı böyle tavırlara falan girdiğini düşünürler ve kendisini bir şekilde ikna eder o insan. Şimdi Firavun'un etrafındakiler de böyle. Kendilerini değerli hissettirecek bir söz çıkmamış Firavun'un ağzından. Tamamen ben merkezli bir hayat yaşayan biri. Mesela Kur'an'da başka bir yerde Mısır'dan bahsederken kavmine diyor ki Firavun, اَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِسْرَ وَهَذِهِ الْاَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي Ey kavmim, Mısır mülkü ve altımdan akıp giden şu ırmaklar benim değil mi? Her şeye benim, benim. Bu nazarla bakan bir adam. Kimse Mısır mülkü hakkında bir sahiplik, bir aidiyet hissetmemiş o güne kadar. Bakın şimdi o ileri gelenleri etrafına toplayıp
ne diyor? قَالَ لِلْمَلَئِ حَوْلَهُ اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ Firavun etrafında ileri gelenlere bu adam şüphesiz usta bir sihirbaz dedi. يُرِيدُ اَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ Sizi sihriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne yapmam gerekiyor söyleyin. Bizim yurdumuz mu? Bugüne kadar Mısır hiç bizim yurdumuz olmadı ki. Wow. Bizim yurdumuz. İşte o zaman takdir bekleyen, övgü bekleyen, kendisine pay bekleyen insanlara karşı kullanacağı silahını nasıl kullandığına şahit oluyoruz. Zaten adamlar Firavun'un ağzından böyle bir şey duymak için ölüyorlar. Hem de bizim fikrimizi soruyor. Fema zâte murun, ne buyurursunuz, ne emredersiniz diyor Firavun. Yani ülkenin en güçlü insanı, kral, sizi muhatap almış, kendince bir problemi çözmek için sizden yardım istiyor, size değer veriyor gibi görünüyor, ülkeye sizin de sahip olduğunuzu ifade ediyor. Bütün generaller ve bakanlar anında tekrar Firavun'un destekçisi haline geliyorlar. Herhalde günümüzde de bu türden zalimlerin etrafında aklı başı yerinde görünen kişilerin nasıl oluyor da o desteği devam ettirdiklerini böyle bir örnek üzerinden anlayabilirsiniz. Hiçbir zaman kullanmadıkları, doğru zamanı bulunca kullandıkları bu kozlar onları güçlü tutuyor. Firavun etrafındakilere bu rüşveti vermişti ve ileri gelenler aralarında konuşup şöyle bir neticeye vardılar. قَالُوا اَرْجِهِ وَاَخَاهُ وَبَعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ Etrafındakiler dediler ki ona yani Musa'ya ve kardeşine şimdilik bir şey yapma. Ercih, ertele ve bütün şehirlere haber gönder. Ne kadar usta sihirbaz varsa alıp gelsinler. Verdikleri fikir bu. Yani Musa ve abisini hapse at gibi bir şey demiyorlar. Çünkü bayağı bir insan olanlara şahit oldu. Hapiste bir isyan çıkarma ihtimali de var. Hatta sadece hapistekiler değil, ciddi bir karizma ve sempatisi de oldu o ortamda bulunanlar için. Zindana götüren gardiyanlar bile ya Musa kusura bakma işimizi yapıyoruz ama içeride yaptığın şeyler süperdi. Çak. Yine görüşelim soracağımız şeyler var filan diyebilirler. İşte o ileri gelenler Firavun'a diyorlar ki Musa nasıl seni görmezden geliyorsa biz de aynı silahla ona cevap verelim. Şimdilik onu görmezden gelelim. Ona yüklenmek ona destekçi kazandırabilir. Onu kahraman haline getirebilir. İşte Ebu Cehil taktikleri. Verdikleri tavsiye aslında güzel. Madem onun bir sihir yaptığını düşünüyorsun o zaman en usta sihirbazları topla sonra da bir festival organize et ve bütün insanların gözü önünde onu madara et. Hilesini ortaya çıkar gibi bir şey söylüyorlar. Şimdi bugünkü ayetler bitti. Ama videoyu bitirmeden önce kısa bir hikaye anlatmak istiyorum size. Siz sarayda bir hizmetçi olarak o gün yaşananlara gözlerinizle şahit oldunuz. Hazreti Musa'nın önce konuşmalarıyla sonra mucizeleriyle Firavun'un aklını nasıl başından aldığını gördünüz. Sonra büyükler bir toplantı yaptı ve Musa ve Harun Aleyhisselam'ı hapse atmadılar. Sezdiniz yani onların yaptıklarından veya yapabileceklerinden çekindiler. Ve bir mutluluk var içinizde açıklayamadığınız, ifade edemediğiniz, bütün bu olan biten, Firavun'un şaşkın hali, Musa'nın harika bir şekilde geri dönüş yapmış olması, mucizeler filan derken eve giderken çiçekçiye uğrayıp güzel bir çiçek sardırıyorsunuz. Kasaptan 2 kilo da pirzola alıyorsunuz. Eve varınca eşinize gülücükler saçıyorsunuz. Ve eşinizin ilk sorduğu şey ne oldu? Niçin bu kadar mutlusun? Şimdi bu sorunun üzerine verilebilecek en yanlış cevap, kusura bakma söyleyemem, gizli, devlet sırrı gibi şeyler. O akşam evde soğuk havalar esebilir. Demek bana söylemek istemiyorsun, demek beni layık görmüyorsun. Karşı tarafın sessiz ve içten baskısı ve size karşı uyguladığı psikolojik savaş neticesinde tamam ya tamam, söyleyeyim, bugün Musa geri döndü, dediniz. Musa, bizim 10 yıl önceki Musa. Evet, görecektin. Firavun'u nasıl perişan etti karşımızda. Şöyle oldu, böyle oldu derken olayı eşine anlattın. Sonra eşin dedi ki, canım seni hiç zorlamadığım halde bu olayı benimle paylaştığın için çok teşekkür ederim. Hiç merak etme, sırrım bende saklı. Zaten senle ben bir elmanın iki yarısı gibiyiz. Birbirimizi tamamlıyoruz. Bana söylemek aslında kendine söylemek gibi bir şey. Neyse o gece sona erer. Sen yorganın altına girip rahatça yatarsın ama eşin bir türlü uyuyamaz. Sonra yatağın yanından iPhone'unu çıkarır ve kız kardeşine bir mesaj atar. Keşke bu gece seninle konuşabilseydim ama yapamam. Ve keşke niçin seninle konuşmamam gerektiğini söyleyebilseydim. Sonra kız kardeşi hemen online olup cevap yazar. Ben senin kardeşinim. Biz seninle elmanın iki yarısı gibiyiz. Bana söylemek aslında kendine söylemek gibi. Hiç merak etme, sırrın bende saklı. Bir sonraki sabah bütün bir Mısır halkı bir önceki gün sarayda neler yaşandığını bilerek uyanır. Bugünlük bu kadar efendim. Görüşmek üzere.